Bu başlıklar özel olarak yazarım. Burada kızımız. Servis okulu gitti. Ben de çok sinirlendim. Aslında acele acele bak kimin düğünü olmuş, kimin ölümü olmuş. O bana şöyle bir bakar. Amca bu ne? Kızım tamam ben parasını verdim. Alın bakayım giyin der. Amerika Irak üzerine bomba atıyordu yazmışım. Aralık 91'de ceviz 8 lira yazmışım. Nerede sevgili? Ceviz 8. Mutfak tüpü 11.93'te 75 lira. İlk kar yağmış 11.93'te. 7.11.93'te sayım yapılmış. 3.1.96 Türkiye Gümrük Birliği'ne girdi. 1.2.99 Barış Manço öldü. Birleşik Devletleri iki iş merkezine bomba atıldı. 4.6.2000'de Karabük'te dereler taştı, sel oldu. Bolu depremi var. Cumhuriyet treni Karabük'e geldi var. İstanbul'da akit toplantısı var. Düzce depremi var. Gölcük depremi var. 2006 Bülent Ecevit öldü. 22.7.2007 milletvekili seçimi yapıldı. 28.2.2008 Kuzey Irak'ta Türk askeriyle teröristlerin çatışması oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ankara'ya geldi. 29.1.2009 Davos'ta yapılan toplantıda Başbakan İsrail Başbakanına insanları öldürüyorsunuz diye konuştu. Fotoğrafı Bak mı? mavi kitabı. Defteri. Evet. Çünkü oradan bir tane bakayım. Doğru oldukça, dürüst oldukça, sabırlı oldukça İnsanın yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Boş vakit insanın en büyük kaybıdır. Ben günlük hiçbir saatini boş geçirmem. Sabah kalktığımda başlarım, akşama kadar hiç oturmam yoktur. Gündüz televizyon seyretmem. Bu defterlerimi de yazamazsam o gece kalkar, deftere yazarım. Öyle yatarım. Huzur bulamam yazamazsam. Çünkü onlar benim ruhuma işlemiş. Bırakamıyorum. Bazı sene acenta gelmezse ben artık bu işi bırakayım diyorum. Ama sağ olsun acentamı getirenim var. Daha yılbaşı gelmeden benim defterim gelir. Kalemim aynı kalem olacak. Ve defterler aynı yazılacak. Bir de o prensibim var. Acentayı dükkanda çalışırken fırsat bulduğumda ben dedim niye boş duruyorum? Aslında boş vaktim yok. Ama defter elime aldım. Bugün ben ne yaptım? Bugün yumurta kaç liraymış? Efendim balık kaç liraymış? Böyle böyle yazmaya başladım ve bırakamadım. Hala devam ediyorum. Valla defterlerde günlük olayları yazdığım için acılı günler de var, huzurlu günler de var. Hepsi içinde. Bütün dünya haberlerinden, günlük olaylardan, kar yağışından, seçimlerden, bütün günlük olaylardan, yalnız ev hayatı değil, dışarıdaki hayatlardan da yazıyorum. Benim insanlara söylediğim şu, zamanlarını boşa harcamasınlar. Bir emelleri, gayeleri olsun. Bu benim emelim. Sırdaşlarım bu defterler benim.